Protein sentezi ve biyoteknoloji ikinci teste başlıyoruz. RNA çeşitleriyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Hücrelerde bir çeşit mRNA bulunur. Böyle bir şey yok hocam. Hücrelerde sentezlenecek protein çeşidi kadar mRNA çeşidi bulunur. Her protein sentezinde aynı çeşit tRNA'ların kullanılması zorunludur. Değildir. Çünkü bu tRNA'lar amino asit taşıyor. Belki ben bu amino asite ihtiyaç duymayacağım o protein sentez sırasında. RNA'nın hücrede bulunma oranı diğerlerine göre daha fazladır. Bunu ritim olarak kodlamıştık. RNA, tRNA ve mRNA şeklinde cevabımız yalnız 3 olur. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? AUG kodonu ökaryotik protein sentezinde genellikle başlangıç kodon olarak görev yapar ve metiyonin amino asitini şifreler. Doğru bir ifade. DNA'nın ilgili gen bölgesinden mRNA sentezi yapılır. Gen bölgesi dediği zaman şuna dikkat etmenizi istiyorum. Gen bölgesi iki zinciri ifade eder. Bu ifade de tamam. Ama tabii ki tek bir zincirden sentez yapılır. Bunu neden söylüyorum? Çünkü mesela gen bölgesinde 5000 nükleotit var dediğinde iki zincirde totalde 5000 nükleotit var diyeceksiniz. 2500-2500 olarak ayırıp o 2500 üzerinden mRNA sentezleyeceksiniz. DNA üzerindeki bazı genler protein sentezi için değil RNA sentezi için kullanılır. Bu da doğru bir ifade sonuçta. O ilgili bölgeden transkripsiyon da oluyor. Cevabımız E seçeneği. Poliribozom ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Polizom ya da poliribozom. İkisi de aynı şeydi. Bir mRNA üzerine birden fazla ribozomun bağlandığı durumdu. Hem ökaryot hem prokaryot canlılarda gerçekleşebilir ama prokaryotlarda daha çok gerçekleşme eğilimi var demiştik. Kısa sürede çok sayıda farklı çeşit değil aynı çeşit protein sentezlenir. Hücrenin enerji tasarrufu yapmasını sağlar. Neden böyle bir şeye doğru diyorum? Çünkü ben mesela diyelim ki bu X proteininden 3 taneye ihtiyacım varken 3 tane mRNA sentezlemiyorum. 1 tane mRNA sentezliyorum. Dolayısıyla mRNA'ları sentezlemek için gerekli olan enerjiden kendimi kurtarmış oluyorum. Dolayısıyla cevabım 1 ve 3 olur. Kodonlarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? DNA'nın kalıp ipliğinde bulunan üçlü nükleotit diziler genetik şifreden bahsediyoruz. Evet hocam. Peki tüm kodonlar birden fazla çeşit amino asit mi şifreler? Hayır, bazıları bir, bazıları hiç. Her kodon en az bir tane amino asit şifreler? Hayır, bazıları stop kodon. Dolayısıyla cevabım yalnız bir olur. DNA replikasyon mekanizması ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Sentez replikasyon orijininde iki yönlü ilerler. Doğru bir ifade. Zincirlerden biri kesintili sentezlenir. Kesintiden sebep de şu. DNA polimeraz. 5 üssü 3 üssü yönünde sentez yapar ama bir zincir 3 üssü 5 üssü yönünde olacak. Dolayısıyla ne yapıyordu? Araya parçalar atıyorlardı, primerler atıyorlardı ve o primerlerin 3 üssü ucuna eklemeler yapılıyordu. Sonra bu primerler kaldırılıyor, yerine tekrar DNA'ya uygun nükleotitler getiriliyordu. Hatta şurada sentezlenen parçalara da Okazaki parçaları deniyordu. Bakın her iki zincirin sentezinde Okazaki parçaları olmaz. Kesintili olan da Okazaki parçaları olur. Sentez sırasında RNA primerleri görev alır. O primary başlatıcı yapılar RNA parçaları. Sentezi katalizleyen DNA polimeraz 3, 3 üssü yönünde eklemeler yapar. Hani 1'i 2'yi 3'ü spesifik olarak bilmek hani lise için çok gerekli değil hocam. Ama okul kitabında işte böyle aralarda bazı bilgiler veriliyor meraklısına diye. Sonra diyorsunuz ki hocam işte ayrım yapmış. Hayır, aslında kazanımlarda öyle spesifik olarak bir şey belirtilmemiş arkadaşlar. Polimeraz sentez yapar, ligaz bağlama yapar, helikaz hidrojen bağlarını açar. RNA polimeraz hem hidrojen bağlarını açar, RNA sentezler bir de kapatır. Bunları bileceksiniz, temelde olacak bitecek. Hayvan klonlama ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Yumurta verici hayvanın yumurtasından çekirdeği çıkartılıp atılır. Şimdi yumurta veriyorsa evet çekirdeği çıkartıp atarım. Bana bunun sitoplazması lazım. Vücut hücresinden alınan çekirdek kullanılır ki zaten o çekirdek iken kromozomlu bir çekirdektir. Ve yumurtanın sitoplazmasına aktarıldığı zaman bu yumurta kendini döllenmiş zannedecek. Klon canlının çekirdek DNA'sının nükleotit dizisi vücut hücresinin çekirdek DNA'sının nükleotit dizisiyle aynıdır. Mantık olarak bu klon, klonlanmış çekirdeğe baktığınızda bu mitoz geçirecek, bu bir bireyi meydana getirecek. Dolayısıyla DNA yapısı aynı olacak. Protein sentezi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir amino asit birden fazla kodonla kodlanabildiği için
bazı mutasyonlar canlıyı etkileyemeyebilir. Yani şunu söylüyor. Diyor ki hocam ben mesela bir amino asidim. Benim adım amino asit 1 olsun. Bu amino asit 1'i normal şartlar altında şöyle XXX ya da XXY antikodonuna sahip tRNA'lar getirebilir. Bu ne demek? Şu X'in Y'nin karşılığı olan yapı değişse bile bakın gelen amino asit değişmiyor. Bu da oluşabilecek nokta mutasyonlara rağmen canlının yapısının değişmesini engelliyor. DNA'nın ilgili gen bölgesi helikaz tarafından açılarak mRNA sentezi yapılır. Hayır, ne demiştim? RNA sentezi sırasında RNA polimeraz enzimi kullanılır. Sentezlenen polipeptitler enzime dönüşebilir, kanal proteine dönüşebilir, yapısal bir protein olabilir vesaire vesaire. O da zaten hani proteinin kendi yapısıyla alakalı bir durumdur ki bunun bir bilim dalı var. İşte post translasyonel modifikasyon başlığı altında inceleniyor bu olaylar. Çok da deniz deryadır, girmeye de gerek yok. Model organizma nedir? Bilim insanlarının çalışmalar yaptığı sırada faydalandığı canlılardır. Peki biz bilimsel çalışma yapacağımız zaman model organizmanın ne tarz özelliklere sahip olmasını istiyoruz? Kısa yaşam döngüsüne sahip olması lazım. Yani nedir? Turnover, nesilleri çok daha rahat bir şekilde gözlemleyebilmem için mümkünse az ömürlü olsun. Mitokondriyal DNA bulundurma gibi bir zorunluluğumuz yok. Biz belki bir bakteriyi kullanacağız hocam. Yani böyle bir özelliğin arkasından gitmem ben. Mutasyona uğratılabilme olur çünkü onun DNA'sı üzerinde bir takım çalışmalar yapacaksam. Kendini öyle çok koruyan, mutasyona uğramayan bir canlı istemem ben. Tam aksine mutasyona uğrasın derim, cevabım D seçeneği olur. Nükleik asitlerin keşif sürecinde yapılan deneysel çalışmalarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Griffith'in yaptığı çalışmalarda DNA'nın kalıtım materyali olduğu tespit edilmiş. Hayır, Oswald'ın yaptığı çalışmalar, Avery'nin yaptığı çalışmalar arkadaşlar bunu göstermiş. Avery'nin yaptığı çalışmalarda virüsler kullanılmış. Hayır, Oswald Avery çalışmalarında kapsüllü bakteriler kullanılmış. Rosalind Franklin elektron mikroskobuyla DNA'nın X ışını kırınımının fotoğrafını çekmişler. Doğru bir ifade. Rosalind Franklin maalesef X ışınlarından dolayı hayatını kaybetmiş. Birçok çalışmanın kökenini kendi çalışmaları oluşturmuş olsa da ölen bir bilim insanına Nobel ödülü verilmediğinden dolayı tam aksine onun çalışmalarını haksız bir şekilde alan insanlara Nobel ödülü verilmiş. Buradan çok da isimlerini söylemeye gerek yok. Cevap yalnız 3 olur. Şöyle bir soruyu büyütelim. DNA sadece hücre içerisinde sentezi gerçekleşen bir molekül değil. Çünkü özel bir teknoloji kullanılıyor. PCR dediğimiz Polymerase Chain Reaction yani zincir reaksiyonu. Bu hücre dışında yapılan bir şey. Tabii sen diyeceksin ki şimdi hocam hani bu bir dehidrasyon tepkimesi ATP yok mu? İşte ona benzer nükleotler ve yüksek sıcaklık söz konusu olduğu için arkadaşlar bu tepkimelerin. Hani bir de şöyle Thermus aquaticus denilen bir canlıdan sentez ayrıştırılan tak polimeraz enzimi de kullanıldığı için çok rahat bir şekilde laboratuvar ortamında DNA eşlenebiliyor. DNA'nın eşlenmesinde temelde 3 tane prensip var. Bunlardan bir tanesi denatürasyon. Elbette ki önce hidrojen bağlarını açacaksınız. Sonra bu açılan yapıların üzerine primerleri takacaksınız ve ondan sonra tabii bu arada sıcaklıkları değiştiriyorsunuz. Sonrasında da sentez için gerekli aşamaları sağlayacaksınız kimyasallarla. Şimdi teknik şematik olarak gösterilmiş. Burada bir denatürasyon aşaması yani iki zincirin açılması söz konusu. Sonrasında primer dediğimiz primer yapılarının takılması ve ondan sonra gereken enzimin İşte nükleotitleri taka taka ilerlemesi ve bir taneden iki tane DNA üretmesi. Tabii bu dakikalar içerisinde 2, 4, 8, 16, 32, 64 diye gidecek ve yüz binlerce, milyonlarca DNA'yı bu şekilde üretebileceksiniz. Peki hocam şöyle bir soruya dönelim o zaman. PCR yöntemiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Denatürasyonda hidrojen bağları koparılarak iki ipliğin açılması sağlanır. Primerlerin takılmasıyla DNA polimeraz enzimi ortamdan aldığı nükleotitleri primerlerin uçlarına eklemeye başlar ve DNA iplikleri uzar. DNA polimeraz 3 üssü 5 üssü yönünde uzanan kalıp ipliği okuyarak yeni ipliği 5 üssü 3 üssü yönünde sentezler. Ya bu zaten hocam benim bildiğim şey. Bak bunu Türkçe mealini şöyle yapalım. Şimdi şurası 3 üssü 5 üssü olsun. Şurası da 5 üssü 3 üssü olsun. Bana ne diyor? DNA polimeraz 3 üssü 5 üssü yönündeki şu zincire bak diyor. Evet hocam ben şimdi yeni
koyacağım buraya yeni üreteceğim zincir 5 üssü, 3 üssü yönünde. Yani 3'ün ucuna zaten taka taka ilerleyeceğim için DNA polimeraz burada sıkıntı yaşamayacak. Tabii bunlara da özel primerler bağlanması lazım. Çok detaya girmeye gerek yok. Cevabımız E seçeneği olur.